Videoya gelmeden şunu da hatırlatayım size. Pazar günü çok güzel bir çekiliş yaptım. Yaptığım pazar günü çekilişi kanalın ana sayfasından bulabilirsiniz. Hepinizin katılmasını öneririm. Şimdi videoya giriş yapalım. Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz. Ve Relic Hunt'ı maalesef daha erken atmak isterdim. Ama bu video bugün büyük ihtimalle size geç gelecek. Çünkü şöyle bir gireyim ben. Saat 10'dan 4'e kadar elektrik kestiler abi. 4'e kadar bak. 4'ü 8 geçiyor geldiği gibi elektrik. Bir de geliyor 5 dakika sonra geri kesiliyordu. Güvenemedim bilgisayarın fişini bir şeyin her şeyini çektim. Lan bu arada Relic Hunt'ı anlatmadan girdik. Neyse tamam. Ben konuya direkten gireyim. Geç kaldı diye şu an sinirliyim birazcık video. Geç kalacak daha doğrusu biliyorum. Yetişmez çünkü uzun sürer Relic Hunt videosu. Neyse. Relic Hunt'ta ilk kısmı zaten biliyorsunuz. O ilk 5'li savaş mıydı neydi? Orayı... Yapmak çok basit. Özürlü takımı da kastan çok rahat bir şekilde bitirirsiniz. Çok kolay yani. Hiçbir şey olmasına gerek bile yok. Silver takımla bile halledilebilir. Bu kısımda. İkinci kısım burası. Boss Assassin Jade'e geldiğiniz zaman. Jade'in olayı. Assassin Jade'in olayı. Şu mesela bitirici combo yaptığınızda şöyle göstereyim. Bitirici combo, Block Breaker. Bu arada hiçbir ekipman takmadım bunlara ben. Gerek genelde olmuyor. Netherrealm karakter kullanmanız gerekiyor ve bitirici combo attığınızda veya yetenek attığınızda Jade bunları engelleme, bloklama da adı. Bloklama değil de. Bakın şunu yaptığım anda bunu yapma ihtimalle dodge'lamanın şeyi ne? Kurtulma. Türkçesi tam Türkçeye karşılık geliyor mu o kelime dodge? Dodge'u ne diye çeviririz ki ya? Dur bakayım. Ulan kelimenin de İngilizcesini bilip Türkçesini çevirememek ne kadar salak bir durum ya. Şunu bir al bakalım canım. Tamam atmadı. Çok rahat bir şekilde galiba öldürdük mü? Bakayım. Fıt. Tamam. Jade gittikçe güçlenen bir karakter bu arada. Bakın mesela ilk X-Ray'ini attığındaki hasarına bakalım. Sonra ben birazcık daha öldürmeyeyim onu. Ondan sonraki hasarına bakalım. 22.180. Bakalım ne kadar olacak bu hasar zaman içerisinde. Engel işte düz bu şey. Bitirici kombolarınızı ve yeteneklerinizi bu dodge'lama şansına sahip Jade. Engelleme şansına sahip yani. Bir anda şey yapıyor. Şöyle birazdan gene göstereyim. Atayım hatta. Ah ya şey yapmadı engellemedi. Adi seni. İyi blokta kaldı bari. Gene de çok vurduk bu arada. Kaçtı? 22.180 değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ulan hemen de unuttuk ya. Öyle bir şeydi. Bakın 22.180'den 30.000'e çıktı. Bu hasar bir sonrakinde bir daha katlanacak. Şöyle hala kör bu arada. Bak fark ettiniz mi? Bayağı uzun süredir kördür Aiden. Atmayacağım. Bilerek yeteneğin doldurmasını bekliyorum. Geri zekalama sürekli şey yapıyor. Gerçi bunun X-Ray'i sürekli olarak geliyor bildiğim kadarıyla. Öldürmeyin. Bir süre daha bekleyelim. Geçişini direkt göreyim. Sıfırdan Relic Hunt bitireceğim için sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Jason ölse bile bir daha gelebiliyor. Bu arada canını fulllemiş kendi kendine. Recovery'si yüksek olduğu için. Bir daha atacaksın mı Jade ablam be? He? Yorma bizi. Hadi. At şunu. Bunu değil. Bunu değil ya. Hadi. Yok atmayacağım bunu. Hadi canım. Hadi canım. Bak öldüreceğim seni. Az kaldı bak. Hadi. At bakayım onu. Üçüncü yeteneğini. Atmayacaksın mı ya? Ne malsın Jade be? Lan hep birinciye atıp duruyorsun ya. Vallahi. Ne olacak? Atacaksın mı? At bakayım. Atmıyor ya. Vallahi geçen sefer de galiba bunu attıramamıştık. Ben anlatırken delirdiğimi hatırlıyorum da. Nasıl olacak? Hadi oğlum. Yaparsın. Heh geldim tekrardan. Ufak bir kesinti oldu. Atmadı hala bu arada. Atmıyor ya. Vallahi atmayacak galiba ya. Lan yeter seninle mi uğraşacağım ben al. Heh. Diğerini atsa bu ihtimalle 45.000 falan vuracaktı. 45.000'den bir anda 90.000'e çıkıyor. 90.000'den böyle 200.000'e falan çıkar. Dikkat edin yani. Zaman içerisinde çok güçlenebilen bir karakter Jade. O yüzden bitirici combo atmamak sizin için önemli bu arada. Can yenileyen karakteriniz varsa yetenek atabilirsiniz. Çok büyük bir sıkıntı değil. Bu bitirici combo da atabilirsiniz. Jason Voorhees'i ben o yüzden bol bol kullanıyorum. Jason'ın bir de 10. evrim benim. Ölmez yani. Kolay kolay ölecek bir karakter değil. Hızlı bir şekilde bitireceğim bu arada Relic Hunt'ı. En güçlü takımımı kullanacağım bilerek. Çünkü ne kadar hızlı bitirirsek o kadar karlı olacak. Hadi bakalım oğlum. Bunu da fulllemeye gerek yok aslında. Şu en son dairenin içerisinde bile kalsanız yeterli. Bilginiz olsun. Ekrandaki o şeyler yeşil olduğu anda geçerli sayılıyor vurduğunuz şey. Amaç fulllemek değil yani. Bilginiz olsun tekrardan. Hatta bir derelik şey gelirse o boktan adını unuttum. Test Your Might. Onu şey yaparız bir daha. Yaparız. Büyük ihtimalle ben bu sefer Shao Kahn'ı alamayacağım bu arada. Öyle bir sıkıntı var. Şöyle recharge at. Ah recharge bunu atmasak iyiydi ama. En güçlü takımım bu değil. Şöyle bir yapalım. Combat kapı katmayayım ben. Outdoor'larla oynamak istiyorum. Shao Kahn'ın bir dahaki seferi 7. evrim olacak. Bu bayağı bir iyi. Kenshin'in yerine belki katarım Shao Kahn'ı. Çünkü
iş yapar. Gerçekten iş yapar. Ronin Kenshi de aynı şekilde güçlü karakter. Ama ne oldu? Hangi karakterleri istiyorsun sen üçüncüde? Ha, Spec Ops karakterden oluşacakmış. Level 1 veya daha üstü. Tamam, sıkıntı yok. Hemen ayarlayalım. Gel bakalım. Bura zaten şöyle bir yapalım. Spec Ops'larımız bol bol var. Şöyle kat bakalım kankacım. Hatta buraya Combat Cup Johnny Cage daha güzel gider. High Tech JQ Briggs yerine. Daha güçlü olacaktır takım. Klasik Sonya Blade'i de yükseltmeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla ama Cover Top değil mi? Şu Cover Top Cage'im benim bayağı bir geride. Ha, şu markete bir bakalım lan bakayım. Markette artık güzel bir şampiyon var mı ya? Bana hiç vermiyor. 666'da kaldığımızı hatırladım bu arada en son. Hadi kardeş be, güzel bir şey ver de alalım. Bon Shaper Shinnok ne ya? Yani Shinnok vermişsin. Shinnok güzel karakter bu arada da. Bir takıma ait değil. Takıma ait olan ya takıma ait olacak ya da Broken şampiyon istiyorum. Shinnok da Broken aslında ama Spec Ops takımıyla kombolatamayız onu. Neyse uzatmayalım. Relikant gel bakalım kardeş. Üçüncüden devam ediyoruz direkt. Yardıracağız, paramparça edeceğiz. Johnny Cage'e dönebiliriz de. Gerçi şey de olur ya. Sonya Blade de gayet güçlü konumda şu anda, güçlü durumda. Hadi bakalım. Şimdi ben bu videoyu ne zamana yetiştiririm? Şu an 4:14 olmuş saat. 6'ya yetişirse çok iyi ya. Bayağı iyi ama yetişmeme ihtimali var. Umarım yetişir. İnternetin bokluğu da sıkıntı. Bayağı da vuruyoruz bu arada ya. Şu hızlı bir şekilde bitirebilirsek yetişecek. Relikant önemli. Shao Kahn almanız acayip önem taşıyor. Bilginiz olsun. Çok büyük sıkıntı çıkartabilen karakter. Kendinden brutalitesi olan bir karakter. Brutalite ekipmanına ihtiyacınız bile yok. İkinci yeteneği belli bir can barından sonra son kalan karakterdeydi sanıyorsam. Yine %25 ihtimal dahilinde olması lazım. Brutalite atıyor abi. Hani Shao Kahn çok öncesinden şey yapmıştı brutality'yi. Bayağıdır vardı Shao Kahn'ın brutality'si. Grandmaster Sub-Zero'da falan kullanabiliyorduk. Bayağı iyi ya. Güzel karakter, biliniz olsun. Yani kullanmak isterseniz, harbiden kullanmak isterseniz. Böyle bir şey yapalım bakalım canısı. Tamam. Blokta kalacaktım ama maalesef kalamadık. Dur bakayım. Böyle bir dur, sakin sakin. Blokta kalmama gerek de yok bu arada ya. Yani kolay kolay ölecek bir karakter değil. Ekipmansız 130 bin canı var bu karakterin. Ekipmansız değil mi? Öyle biliyorum yani. Üstüne şu an ekipman takmamış olmam lazım. Hayvan ya. Vallahi hayvan yani. Feats of Strength var mı? Lan Feats of Strength de bayağıdır anlatmadım. Neyse, yan kanala artık düzenli bir şekilde video gelecek dediğim gibi. Ekipmansızmış bu arada Sonya. O yüzden Feats of Strength'i falan da orada anlatmış olurum sizlere. Shadow Fight 2'yi de aynı şekilde. Fantasy Junior'dan bahsediyorum bu arada. Emeter'de de bugün video atacaktım ama maalesef akşama kadar elektrik kesik olduğu için sadece ana kanala video yükleyebileceğim. Yani ne denilebilir ki, gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Ama bakalım. Şöyle bir al bakalım kardeş. Shaolin King. Kung Jin değil mi lan o? Bayağı bir doluyor bu arada özel şeyimiz ya. Şeyimiz Neo. Recovery değil de. Power Generation boost'umuz bayağı yüksek. Power Generation'ımız çok iyi yani. Çok hızlı yeteneklerimizi doldurabiliyoruz. Karşı rakibin ikinci yeteneğini atmasıyla birlikte benim yarıdan doldu lan ikinci yeteneğim. Acayip ya. Bayağı iyi. Ne oldu şimdi? Daha 4. savaştayız burada. Daha bunun bir sonrası 9 ve 10 savaşlık kısımlar var. Ama en sonunda galiba Kenshi'yi alabiliyorduk. Outworld takım da istiyorlar, bir hatırlamıyorum. Can yenileme kullanmak isteyebilirsiniz. Ben büyük ihtimalle şey yapacağım. Kullanacağım. Outworld karakter katarım takımıma. İki Outworld. Genelde Kano, Reptile ve Kitana'yı yapıyorum. Death of Death Kitana'yı. Çünkü can yenileme geldikçe ölümsüz bir hale geliyoruz. Baya baya iyi oluyor. Grandmaster Sub-Zero geldi. Şeyin önemli bir kısmı da bu arada canınız yenilenmez şeyde, el bittiğinde. Yani neyse, çok az bir, çok düşük bir miktarda yenileme yapar. Mesela canım şu an 114.000. Bakalım ne kadar yenilecekmiş. Öldürdüm değil mi direkt? 114.544. Bir sonraki oyuna girdiğimizde 117-116, yani 116-117 bin falan olacaktır tahminimce. Gerçi %10'luk bir can da veriyor olabilir. Direkt fullleyebilir de, bakalım göreceğiz onu. Ama canınız böyle belli bir miktar indikten sonra, ki ileride göreceksiniz zaten, şu an indirtmeye gerek yok. Şey yapmıyor hani, canın dolmadığını hissediyorsunuz. Bu yüzden can doldurabilen karakterler acayip önemli. Çok fazla önem taşıyor. Burada canınızı doldurmanız gerekiyor. Şart yani. 114.546. 544'ten 546'ya sadece 2 can basmış. 2 can. 2. Abi hani eksik can oranla falan da basmıyor bildiğim kadarıyla. Acayip ya. Yani çok aşırı az baktığınız zaman. İkinci yeteneğimi atayım lan sen hadi. Ne kadar vurabileceğiz ki? Full mü bilmiyorum bu arada bunun ikinci yeteneği.
Kaç bin? 12 bin, 41 bin, 41 bin. Bayağı da iyi vuruyoruzmuş da. 100 bin vurduk anasını satayım ayaküstü. Şöyle al bakalım. Dur. Tamam tamam, en iyi sensin, en iyi sensin. Seni benim fullemem yok. Cover topu ops'u fullemem lazım benim. Ama daha birinci evrim. O da gelmiyor. Gelse güzel olacak da gelmiyor maalesef. Neyse bakalım, fullemeye çalışacağız ya. Hadi ilerle artık. Ne oldu lan? Kaldın mı yine burada ya? Hah yok, tamam. İnternetin bokluğundanmış. Bazen böyle kalıyor. Ekranda çıldırıyorum. Sürekli ruh da veriyor fark ettiğiniz üzere. Bunu ama takımınız şey hesabınız orta güçte ise bu ruhun hepsini geriye atmak zorunda kalıyorsunuz oyuna. Sol alttan takımı iyileştir diyerek. Bakın şuradan 10 ruh vererek iyileştireyim ben. %25 can basıyorsunuz karakterlerinize. Her iyileştir dediğinizde bilginiz olsun. Ama mesela 10'a iyileştiriyorsanız sonra 20, 30, 40, 50, 60 şeklinde gidiyor. Bilginiz olsun. Yani bayağı bir sıkıntı çıkartabilen durum oluyor aslında. Ve yani takımı değiştiremiyorsunuz başladıktan sonra buraya. Takımı değiştirirseniz tekrar birinci savaştan başlatıyor. Takımınızı değiştirdiğiniz anda takım enerjiniz sıfırlanıyor. Öyle öyle olaylar var. Şöyle al bakayım bir. Şöyle al. Yenince de bu arada takım enerjisi sıfırlanıyor. Kaç savaş yaptığınızın bir önemi yok. Bildiğim kadarıyla enerji direkt sıfırlıyordu. Buranın bir tane kısmını bitirince. Şöyle bir al bakayım oğlum. Tamam. Bayağı vuruyoruz da. Güzel ya. Karakterin 10. evrim olması bayağı bayağı iyi. Bunu çok öncesinden 10. evrim yapmıştım ben. Bayağı bayağı öncesinden. Combat Cup Johnny Cage'i de aslında 10. evrim yapma şansım oldu. Ama maalesef eşek gibi yapmadım ben. Combat Cup takımıyla da oynayabilirsiniz. O da aynı şekilde kulelerde bayağı bir iş yapıyor. Cold War Scorpion kolay yenilebilen bir boss. Zor değil. Bakın sol altta gördünüz mü? Takım şey, can yenileme 20 olmuştu. 20'ye yeniliyorsunuz canı. Yani bu da bayağı bir sıkıntı tabii ki. Gittikçe artıyor 20, 30, 40 diye. Bayağı ruh yemebilir. Yani bir savaşta 300 ruhlu, 400 ruhlu olabilirsiniz. Bir kısımda sadece. Güçlü karakterinizin olması bu yüzden önemli. Her şeyden. Şu an bayağı bir kalkan aldı ama çok da önemli değil ya. Her türlü o kalkanı ben kırarım. Kendine böyle bir kalkan getiriyor bu manyak ve o kalkan çok güçlü bu arada. Acayip güçlü. Ama yani vursun, istediği kadar vursun ya. Sürekli skill atıyor ya, fark ettiniz mi? Spear'dan çıkartıp combo atıp bir daha spear atıyor. Yani büyük sıkıntı. Çok hızlı dolduruyor şeylerini. Block Breaker'ım yok. Bak Frostburn'u gene açtı. Sıkıntı. Atayım sana artık ben kanka bunu. Kalkanını şu an bayağı bir az yiyecek ama herhalde öldürür müyüz? Öldürdük. Kalkana rağmen öldü. Normalde bayağı bayağı güçlü o şey ya kalkan. İlk başlarda 2 yıl öncesinde falan ben deliriyordum var ya bunları öldürmeye çalışırken. Hiç imkansız yani. Bayağı bayağı ölmüyorlardı. Sıkıntı. Test Your Might'ı bu arada o dediğim olayı size göstereyim. Tamamen fullemeniz gerekmiyor. Şöyle şey yapayım. Ben öyleydi yani. Bu battle modu yaparken mesela şu son dairenin içerisinde tutmaya çalışıyorum bilerek şu an. Sadece yeşil olması yeterliydi. Burada da kırabiliyordu diye hatırlıyorum. Aynen. Yani kendinizi yırtmanıza gerek yok. İlla son kısma getirmek zorunda değilsiniz. Bilginiz olsun. Güzel. 12 fragments da buradan aldık. Relikant gittiğinde ama 51. Bayağı bir azartıyor bende, şuna baksana. Benim Shakan Tower aslında sürekli olarak yapmam lazım. Recharge buraya atmayacağım. Karakter isteğine neymiş? Martial Arts karakterler olacak 3 ve 3 evrim ve üstü diyor. Tamam. Şuradan Spec Ops'u bir kapatalım. Martial Arts'ı açalım. Bir tanesi zaten Kenshi. Şu ikisini katayım gerisine de. Tamam, buradan paramparça deriz zaten. Kenshi ile birlikte ben bunların içinden geçtim. 4000 canlı 7000 canlı karakter falan var. Kenshi'nin bir vuruşu zaten 7000. Gerçi şu an kuleye ayarlı ama kule ekipmanları var üstünde. O yüzden saldırı hızı o kadar yüksek değil ama yine de sıkıntı olacak bir durum değil. Gene paramparça deriz yani. Çok rahat yaparız. Power Generation'ımızı düşürmüş bu arada oyun. Önemli değil bu durum. Böyle bir iki tane vurayım bakayım. 14.000 canım varmış senin. Block Breaker açıldığı gibi yok ediyor. Sandığım kadar vurmuyor şu an ama aynen. Bir komboya gene öldürüyoruz. Baksana şuna ya. 3 tane bitirici combo çıkartma kombosunda takım öldürüyoruz yani. Bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi hatta. Güzel, 5 ruh aldık. Bu bayağı biriktirecek ruhlarımızı. Buradan ben ruh kasabiliyorum. Çünkü can yenilemem genelinde gerekmiyor. Birçok kısımda gerekmiyor. Son kısımda bazen yeniletiyor. Gerçi çok da şart değil. Day of Death Kitana'yı öldürtmez de oyun. Random swapping veriyor bazen böyle. Karakterleri rastgele bir şekilde seçiyor oyun kendisi. Geçirtiyor kendini otomatikman. Orada sıkıntı oluyor. Onun dışında da bir sıkıntı yok. Yani. Hadi bakalım. Kodumuz da E-Sharp olsun bu arada. Böyle verelim. Şöyle al bakayım oğlum.
Tamam. Öldün sen de. Devam. Hadi oğlum yetiştirelim bu videoyu. En azından 6'ya. 5 artık geçti. Sen saat şu anda 4.30 hani. 5'e ben normalde 5'te atıyordum da. Sağ olsun elektriğimiz gelmediği için 6 saat boyunca. 6 saat elektrik kesilir mi? Başkentte oturuyorsun ya. Yani yapılır mı hocam şu iş? Başkentte oturmayı da geçtim. 2022'deyiz ulan. 6 saat kesinti mi yapılır? Bir de Ramazan'dayız ya. İnsanlar yani evde oturan yaşlılar ne yapsın anasını satayım? Elektriği kesiyorsun. Gerçi adam yatıyorlar yaşlılar. Çocuklar ne yapsın? Evde olan insanlar ne yapsın? He? Elektrik yok, internet yok. İnternetten mobil veri bok gibi oluyor. Herkes şey kesildiği için. Modem gittiği için herkes mobil veriye girdiği için etraftan bok gibi çekmiyor. Kötü oluyor yani bayağı bir. En azından bende öyle oluyor. Telefonu şarj desen zaten dayanmıyor. Güya şey yapacaktım. Ben 10-11 gibi falan elektrik geldi. Yarım saat falan geldi. Geri gitti. O ara video çekeyim dedim. Geldiğinde böyle işte bir saat gitti geldi diye düşündüm. Bir daha kestiler anasını satayım daha giremeden hazırlayana kadar. Çok sıkıntı oldu ya. Hadi bakalım yavrucuğum. Heh. Gireceksin mi bugün? Girdin. Eyvallah. Şimdi kaçıncı savaştayız lan biz bilmiyorum ama bu sondan bir önceki kısım. Son kısımda da Kayn'u Reptile dediğim gibi Mlayne'i alacağız. Can yenilemeyi açmak istiyorum çünkü. Oranın sağ solu belli olmuyor. Ya çok zorlanacağını düşünmüyorum ama yine de ruhumuzdan niye yiyelim? Ya yani can yenileme takımımız varken kullanalım onu bir işe yarasın. Hadi bakalım oğlum. Yo o sesler neydi öyle? Tamam. Ne oldu şimdi? 10 ruh daha aldık. Güzel. Kaç ruh kastığımız bu arada? Birisi hesaplasın bakayım. Görsün insanlar, diğer insanlar da yorumlarda görsün ne kadar ruh kasıyoruz Relikant'tan diye. Birinci kısımdan kastık mı hatırlamıyorum. Otomatik savaşta yaptırdığım için bakmadım ekrana. Kasıyor muyuz bilmiyorum o yüzden ama yani muhtemelen geliyordur. Gene Dark Magic geldi. Mesela Dark Magic'te şu an canım benim iyi miktarda inecek. %'lik oranla vuracağı için Kenshin'in bayağı bir 2400 gidiyor. Yani çok aşırı fazla değil tabi de savaş uzarsa canınızı sıkar bu durum. Stunt double geldi. Yapma be. Neyse stun yemedik en azından. Ah ben şeyi kaçırdım. Bitirici komboyu kaçırdım. Neyse sıkıntı olmadı yine de. Canımız neredeyse oynamadı. 10.000 falan yedik herhalde. Toplamda ne kadar yedik bilmiyorum ama. Bir 10 ruh daha. Son kısımlara doğru 20 ruh da verdi oluyor. Bildiğim kadarıyla öyleydi. 6. savaştaymışız daha. İyi la 15 ruh verecek şu an. 15 ruha yükseldi. Bir sonrakinde de 25'e kadar çıkar galiba. Tahminimce. Bakalım. İyi. Şu andan 15 artık 17-18 dakika mı oldu bilmiyorum. Yani bu videonun render yüklenmesi derken çok ucu ucuna belki 6'ya yetişir böyle. Ucu ucuna ama. Hani şu an 4-26 saat. Ulan yetiştirmek istiyorum ya. Geç kalmasın istiyordum ben bu videoda. İşte. Yani. Geliyor ki. Üzücü ya. Vallahi üzücü. Relikant'ta ya başka söyleyebileceğim size ne var? Kolay yapmanız için. Silver takımı kullanabilirsiniz. Silver takımı da her yerde kullanmak şey değil. Netherrealm ya sınıf istediği için burada. Sadece silverlarla bir şey yapamıyorsunuz. Her kısımda farklı istiyor. Birinci kısımda özgürsünüz. İkinci kısımda Netherrealm. Üçüncü kısımda Spec Ops. Dördüncü kısımda Martial Arts. Beşinci kısımda da yanlış hatırlamıyorsam Outworld'tu. Bu yüzden sıkıntı zaten. Diamond karakterinizin olması önemli. Diamond karakterlerde sınıf çok fark etmiyor. Yani sınıflandırmıyor Relikant için. Diamond olsa bile şeye girebiliyor yani. Takıma girebiliyor. Alt orada olmadan bile girebiliyor. Öyle hatırlıyorum yani. Sonuncu kısımda öyle bir olay vardı. Anlatacağım birazdan. Oraya gelelim. Al bakalım kanki. Diamond karakter de gelmiş bu arada. 5. evim Diamond karakter var bakın karşıda. Ufaktan güçlenmeye başlamışlar. Yani tek atamıyoruz artık onu demek istiyorum. 2 komboyu öldürüyoruz. Yani hani. Hatta Scarj Baraka bu kolay. Çok kolay bir boss. Bu da aynı şekilde zaman içerisinde güçleniyor. Bilginiz olsun. Jayden aynısı. Bir anda 3. yeteneğini patlatıyor. Power Drain'i attığı için sürekli olarak sıkıntı çıkartıyor Baraka. Ama halledersiniz. Yani rahat halledersiniz. Martial Arts'ınız 10. evrim bir tane Martial Arts. 10. evrime de gerek yok ya. 4-5. evrim Martial Arts 50 seviye karakterle bunlar halledilir yani. Daha düşüğüne yer mi bilmiyorum. Sıkıntı çıkartabilecek bir karakter. Şöyle bir al bakalım kankacım. Direkt yok edeyim ben seni. Aynen. Köyüne gönderelim seni. Yani.
Güzel. Devam. Kuleyi bu arada gene aksattım ya. Allah kahretsin vallahi var ya. Bok gibi şey verdi bu arada. Birinci yerim silver şeyini ben ne yapayım? Test your might geliyor mu? Test your might geldi. Tamam, 15 tane de buradan sonra fragment salacağız o mor gözden. Test your might'ı ben şöyle bir yapayım. Aşağılarda kalsın. 4 saniye. Tamam, burada kalsa da yeterli. Çok zorlamayacağım artık. Tamam. Aynen öyle. Kırsın bakalım. 5. kısma geçiyoruz. 5. kısımda anlatayım nasıl işlediğini olayların, sınıfların falan. Güzel, 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 güzel. Ekipman çıksın abi. Ekipman isteriz. Tamamdır. %51 miydi lan? 51'di galiba benimki. Kaç olacak? 51 diye hatırlıyorum da. 61. Güzel. Güzel, güzel. 18'e ne kadar verecek göreceğiz. 10 savaş. Şimdi buradaki kısım, istediği kısım, edittiğimden hemen göstereyim ben size. Diyor ki takımın ya diyor Diamond karakterden oluşacak ya da diyor Outlaw karakter olacak ve 7. evrimin üstünde olacak. Yani böyle göstereyim hemen size. Şöyle 3 tane Diamond yapabiliyorsunuz yani. Outlaw olmak zorunda değil. Mesela şöyle gösterelim, nereden yapalım. Bir Diamond'ımız bu Netherrealm, Netherrealm ve Netherrealm. Bakın 3 tane Diamond işledi. Ya da Outworld olacak. Sınıf Outworld bu. Bilginiz olsun. Şöyle 7. evrim ve üst olacak. Böyle yapacaksınız. İstediği oyunun bu. Ben şunu yapacağım. Çünkü hayvani bir takım bu. Ölümü çok zorlaşıyor. Day of the Dead değil. Day of the Dead, Kitana, Day of the Dead, Jade. Aynen, tamam. Kitana'ya alacaktık. Ekipman takmama gerek yok. Aynı şekilde. Block Breaker belki. Gerçi Block Breaker zaten bunlarda var. Kano'da ve Reptile'de ve şeyde Kenshin'de var. Kulede bol bol kullandığım için Block Breaker'larını takıyorum zaten. Yani olay bu. Zor bir şey değil Relikant'ı yapmak. Relikant'ı bu arada Relikant'ta sürekli olarak Shaokan almak istiyorsanız kuleyi bitirmeniz önemli. Shaokan Tower var ya. Orayı bitirmeniz önemli. Uf, 29.000 vurdu hayvan evladı. Ve şu anda canım yenileniyor gördüğünüz üzere. Day of Death Kitana sağ olsun bir daha yenileniyor. İstediği kadar vursun. Baksana canım direkt hani direkt %100 oluyor. Şöyle bir vurayım ben sana. 14.000'de böyle vurduk. Kritiği çok fazla patlatıyor. Yeteneğimi direkt atıyorum. Öldürdü büyük ihtimalle. Aynen öyle. Bir daha regen geldi ama canımız full olduğu için ve oyun bitti, maç bittiği için bir anlamı kalmıyor tabi. İleride canımız iner mi bilmiyorum. Random attığı zaman belki iner. Güzel lan. 15-15 verecek, sonra 20'ye çıkacak büyük ihtimalle. Bayağı iyi. Şu an 5 mi? Sadece altın veriyor. Üzücü bu. Keşke sürekli olarak bunları verseler. Keşke ama vermiyorlar. Umarım verecekler bir gün. Bunları birazcık güncellemeleri lazım bu arada. Oyunu madem bu kadar zorlaştırdınız. Ekipman, işte yeni gelen diamondları aldırtmıyorsunuz. Burayı da güncelleyin hocam. Yeni başlayan insanlar çok zor yapacaktır burayı. Yeni başlayan demeyelim de 3-4 aylık hesabınız olsa bile burası öttürür ya. Çok seri, yani çok her gün böyle 1 saat falan oynuyorsanız tamam da. Günde 15 dakika falan bakıyorsanız 3-4 ay boyunca yetişmez hocam. Bura bitmez yani. Relikant bitmez. Ben ilk relikantımı bitirdiğimde hesabım gücü ne kadardı ki hatırlamıyorum ya. Galiba 10. evrim Kanon vardı bir tane. Kane o zamanlar altındı. Bu kullandığım Black Dragon Kano. Ve 99.000 altın alınabiliyordu. Hani altın karakteri ama çok düşüktü statları yani. 700 falandı. Günümüzdeki gold en düşük karakterler var ya onlar gibiydi. Çok aşırı düşüktü statları. O şekilde 10. evrim yapabiliyordunuz. Altınla alınabilen tek altın karakterdi bu. Ben doğara fulllemiştim zaten bunu. Sonrasında ruhlarla birlikte Kenshi'yi falan fulllemiştim. Jason Voorhees'i de galiba o ara almaya çalışıyordum ben. Bol bol Jason Voorhees'i de alıyordum. 10. evrimi orada yapmadım tabii de. 4-5. evrimi falan galiba çok öncesinden getirmiştim ben. Marketten satın alınabildiği zamanlardan. Şimdi tamamen şansa çıkıyor. Şans olayı da kötü değil. Diamond alabiliyorsunuz en azından. Eskiden Diamond'ları marketten alamıyordu. Diamond gerçi yoktu eskiden de. Oyun için hala yenili sayılır mı? Sayılmaz aslına bakarsanız. 7. yılına girmiş oyun. Ben bu arada şaka maka... Yani 2015'te yani 7 yıldır oynuyorum aslında bu oyunu. Videosunu sadece şu anda 4. yıl falan olması lazım çekiyorum. Uzun süre oynadım. Maalesef hesap kaydetme olayı olmadığı için. Ja kaydetme olayı vardı, her zaman vardı da. Warner Bros'u ben bilmediğim için Google Play ile otomatikman kaydediyor sanıyordum. Öyle hesap kaybettim ben. 2 tane abi. Hani 2 tane hesap gitti bildiğiniz. İngilizcem birazcık gelişince he böyle miymiş ya diye diyorsunuz. Ama artık geç kalınmış oluyor tabii. 2 tane hesap yok olduktan sonra. 3. hesabım bu aslında benim oyunda.
O diğer iki hesabım da çok güçlü karakterler falan vardı onlarda da. Bol bol oynuyordum çünkü okuldayken. Zaten eskiden 5 dakikanın üstünde giriyordu. Sadece oyuna giriş 5 dakikanın üstündeydi. Bayağı bir yoruyordu ya. Çok yoruyordu. Benim telefon hala gerçi geç giriyor ama o zamanlar gerçi telefonum farklıydı ya. Ben gerçi bayağı bir Asus'un 3 farklı modelini kullandım ben. Şu anki kullandığım da Asus'un modeli. Zenfone 3 modeli. Telefonu soranlar olup duruyor. Zenfone 3'ü kullanıyorum ben. 2016'da falan çıkmış bir telefon. Zaten 2016'da aldım ben de bunu. Dur bakayım bir. Sen canını çok hızlı fulluyorsun. O yüzden benim seni hızlıca öldürmem lazım. Öldün mü? Öldün. Güzel. Block Breaker'ımız çalışırsa mutlu olacağım. Yapma. Ne oldu? Stun resisted. İyi. Stun'a karşı dayandık. Canımız gene full fark ettiniz değil mi? Onu hani hala full geziyoruz. Çünkü Kitana. Kitana acayip güçlü bir karakter abi ya. Outworld'lar için var ya. İnanılmaz. Keşke 10. evim Kitana'yı yapabilsem. Kulede Kitana'yı kullanmak isterdim. Bayağı bir 20 ruh vermeye başladı bu arada. Çok güzel. 2270'e kadar geldik. Bir daha 20 ruh veriyor. Bayağı bayağı iyi. Yani bitirmek üzereyiz Relikant'ı. Relikant'ı bitirdiğinizde ve %100'e ulaştırdığınızda Shao Kahn'ı Resurrect diye bir şey çıkıyor. Oradan diriltebiliyorsunuz yeri. Resurrect diyerekten diriltiyorsunuz. Geliyor Shao Kahn ve evrim atlıyor. Hiç yoksa sıfır, birinci, yani evrimsiz bir şekilde Shao Kahn'a sahip olmuş oluyorsunuz. Al bakayım kardeş. Dur. Şöyle bir al bakalım. Ben muhtemelen bir sonraki Relikant'ta Shao Kahn'ı alacağım. Bu Relikant'ta maalesef alamayacağım. Çünkü şey yapamadım. Yetişmiyor yani. 61'den herhalde 75 falan olur. Orada kalsa anca yani. 75-73 falan olacak büyük ihtimalle. Bakalım bir. Gerçi daha 10. savaşta değiliz ama. Boss da gelecek. Boss en son Raiden boss'uydu diye hatırlıyorum ben. Klasik Raiden'ı boss yapmışlardı. Bakalım kaçıncı savaştayız şu an. 6. savaştaymışız. Daha var Raiden'ı görmemize. Hala karakterlerimizin canı full. Baya baya iyi bu durum. Yani. Ya toplamda hesabınız orta seviyede ise 1 saat civarına sanıyorsam Relikant biter. Aynen 1 saat civarına bitirmiş olursunuz. Orta üstüsü zaten otomatik savaşta bile bitirebilirsiniz. Yani Outdoor takım katsanız gene yeterli. Bu arada random sweeping geldi. 2 taneyi benim öldürtmemem lazım. Gerçi ölse de bir anlamı yok ya. Canımıza da bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ki zaten şu an can yenilemesiyle birlikte başladık. Bu durumda bayağı bir sıkıntı bir durum. Şöyle bir geç bakalım. Tak. Güzel. Kritik vuruyoruz habire. Şöyle al kanka. Baraka zehir yememiş ama. Tamam öldüler. 2 taneye geçmemize gerek. Yani otomatikman oyun kendisi geçiyor da. Gerek bile kalmadı. Herhangi bir şekilde bir şey yapmamıza. Gene yendik. Devam. Güzel. 10. evrim yapsaydık şu reptile ya. Vallahi güzel olacaktı. Güzel. Noob Saibot'un ekipmanı çıktı. Hatta 2. evrim bile olmuş. Power Generation'ımızı boostluyor ve son 10. şeyde açıldığında kanayan rakipleri %50 kritik vuruyormuş. Bayağı iyi lan. Güzel ha. Melee'lere falan güzel kombalanır o. 7. savaştayız. Güzel. İki tane şey Melee'na tüm takım mı kanatıyordu ya? Tüm takımı kanatmıyordu galiba. Karşısındaki rakibi kanatıyordu diye biliyorum. Melee'ni alır. Genelinde. Birisi 8 saniye sonra. Diğerini hatırlamıyorum. Şey de aynı şekilde kanatıyordu. Scarlet ablam da aynı şekilde kanatıyordu manyak gibi. Scarlet'ı bu arada hikayede hiç görmedik. Gördük mü? 11'de galiba gördük. Hatırlamıyorum. Bakalım. Tekrardan şey yaparız. Zaten Emre Tadel kanalına da yakında Mortal Kombat 10'a başlayacağız. Ama ondan önce Mortal Kombat 9'un daha önce çekmediğim yerlerini falan çekeceğim. Düello Kulesi falan var ya. Orayı çek deyip duruyordunuz. Orayı çekeceğim. Onları şey yapalım. Çektikten sonra Mortal Kombat 10'a başlayacağız. Onda da aynı şekilde Düello Kulesi falan varsa her şeyini bitireceğim. 11'de de aynı şekilde kuleleri bitireceğiz. 11'i bitirdiğimizde şey yapacağız yani. Kript bölümünün maalesef şey kript olması lazım. Orayı çekemiyorum ben. Mortal Kombat 11'deki bilgisayar kaldırmıyor çünkü. Acayip bir çöküşe geçiyor. Sıkıntı oluyordu. Şöyle bir al bakalım oğlum. Tamam. Jason bu arada son şeyde. Umarım üçüncü yeteneğini atmaz diyecektim. Attı ayı olayı. Neyse at bakalım hadi. Kaç vuracaksın? Kaç vuracaksın bize kardeş? Bize kaç olur ha? Oh deldi böbreğimi dalağımı. Kaç vurdun lan? 40 bin. Ama onu 40 bini hemen 82 bine geldi lan canımız. Bu arada biraz beklesem de olurmuş ha. Canımız yenileniyordu ama çok da bir önemi yok zaten. Bir sonraki
Savaşta hemen bir karakter öldürdüğümüz gibi fulleriz büyük ihtimalle onu. Baya bir sıkıntı ya. Çok sıkıntı abi. Acayip sıkıntı yani. İki tane. Şu an Kayna'nın canına az bakın. Mesela girelim bir. Kaçtan kaça yükselecek hızlı bir şekilde onu merak ediyorum. Baya bir yükselecektir ama büyük ihtimalle. Baya baya iyi ya. Çok keyifli şu olay. Ulan 26 dakika 30 dakika falan oldu herhalde videoya başlayalı. Kesildi video çünkü bir kere. Yani. Relikant'ın ölüsü gene bayağı sürüyor ha. Vallahi var ya. Cık, garip ya. Otomatik savaştan daha hızlı savaşıyorum ben. Bir karakter öldüğümüzü bakalım ne kadar olacak canımız. Ne kadar hızlı olacak daha doğrusu. Şu an 81 bin. Tamam. Sen bir öl bakayım bir kardeş. Warlock Khan çizen direkt öldürelim. Bir daha dirilmesin karakterler. Kaç hemen yükseliyor. Öküz gibi yükseliyor. Fullendi lan. Vallahi fulledik. Aynen. Fullemeye yetiyor. Şuna baksana ya hayvan evladı. Yani boşa gitti o kadar karşı rakibim vurdu. Geri fulliyorum. Canım azaldığı gibi geri fulleniyor. Şu an yanma efektiyle birlikte fulleniyor. 6000 can basıyor oğlum. Ne yapsınlar ki yani. İmkansız ya. Hiçbir şey yapamazlar abi. Day of Death Kitana bu yüzden önemli. En kötü ihtimalle evrimsiz bile olsa sadece bulunması yeterli. Hani yan tarafa atarsanız Outlord karakterlerle. Hit Diamond olması önemli değil bu arada. Sadece Outlord sınıfını fulluyor. Bilginiz olsun. Boss Dark Raiden geldi. Burası da kolay. Dark Raiden de aynı şekilde zorlayan bir boss değil. Kara bulut falan atıyor kafanıza. Ama o da zorlayacak bir şey değil yani. 120 bin canı var zaten. İki komboya bir yeteneğe ölür büyük ihtimalle bu. Bakalım. Şu anda bloklayamıyormuşuz değil mi? Bloklanamamaya karşı deneklemiş daha doğrusu. Kara bulut bu işte. Atıyor bunu. Canınızı azaltıyor. Körsü yemedik güzel. Dur la. Aç bakayım yeteneğini. Yeteneğin ne ya? Bloğunu aç. Blokta kalma o kadar. Bloklanmayı bu arada bloklanma ya şey yapıyor yani. Blok kırma şansınızı iptal ediyor Raiden. O birazcık sıkıntı bir olay. O yüzden bloğa geçtiği anda açamıyorsunuz. Stun yedi öldü. Geçmiş olsun. Tamamdır. Bitirdik abicim. Elleri çok güzel parlıyor bu arada ya. Bayağı iyiydi. Yani neredeyse full HP ile bitirdik hatta. Relikant'ın son kısmını. Zor değil. Yaparsınız. Rahat rahat yaparsınız. Sadece can yenileyen karakterlere Outlord olması tabii ki önemli. Diamond olsa da olur. Son kısım için konuşuyorum. Can yenileyen ve Outlord olan karakteriniz varsa kafanız çok rahat olacaktır. Bilginiz olsun. Hatta Diamond can yenileyen de olur. Outlord can yenileyen de olur. İkisi de kafanızı rahatlatır. Son kısım için. Ne oldu? Hadi bitir lan. Tamam. Güzel. Son kısım şu an %73 mi olacaksın? 75 mi olacaksın? Kaç olacaksın? Daha yüksek mi olacaksın yoksa? Bakalım bir kaç oldu? Kaç oldun oğlum? 74 ağzına tüküreyim senin ben ya. 73 mi olacaksın? 75 mi olacaksın? 74 oluyor. Oğlum adi. Neyse. Tamam. Burada kaldı bu. Artık The Soul Chamber'da ne varmış? Heh. %100 olsaydı şuradaki Resurrect yazısı sizde açık olacaktı. Tıkladığınız anda Shao Kahn'ı evrimleyecektiniz. Daha almak için 5 gününüz var. Kafanız rahat olsun. 711 Fragments'a çıkmışız bu arada. Bu da bayağı iyi. Güzel ya. Şuradan Shao Kahn Tower'ı da günlük olarak yaparak iki savaşın bir tanesinde bir adet fragment kazanabilirsiniz. Yani 36 savaşta Relikant'ın son kısmındaki kadar mor göz açmış olabiliyorsunuz. Yani şu şey neydi bu bokun adı? Fragments açmış olabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hatta ben şu an savaştığımda bana fragments gelecek. O savaşlarda ben bol bol yapmaya çalışacağım. Evet. Bu video şimdilik bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza beğenmeyi. Kendinize çok çok iyi bakın.